Öncelikle hoş geldiniz diyorum tesislerimize. Adım İbrahim Kılıç. Harbi Sosyal Tesislerinin işletme müdürüyüm. Aslen Gölcüklüyüm. Biraz evvel de bahsettim. Ben 2011-2015 arasında sendikamızın genel merkezinde eğitim sekreteri olarak görev yaptım. 2015'teki genel kurulda aday olmadım. Ondan sonrasında burada görevlendirildim. Tesislerimizde. Peki burada ne kadar süredir bir faaliyet gösteriyorsunuz tam olarak? Tam Ekim ayında 4 yıl olacak. 2019'un Ekim'inde 4 yıl olacak. Burada ne gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz? Burada şimdi öncelikle bizim burada amacımız üyelerimizin tatil imkanı sağlamak. Ve kışında gene çalışan üyelerimizin eğitimlerini burada vermek. Şimdi çalışanlar diyorum, neden? Hafta içi çalışırlar. Hafta sonu biz cuma akşamları buraya 250-300 kişi ağırlarız. Hafta sonu işte eğitim, etkinlik, sosyal, motivasyon. Pazar günü de dönüşler olur hafta sonu çalıştıkları için. Yazın da dediğim gibi üyelerimiz, aileyle birlikte gelip burada tatil yapma imkanı bulurlar. 250-300 kişi dediniz. Peki otelin maksimum kapasitesi mi 250-300 yoksa tek seferde gelen kişi tek sayısı? Tek sefer. Zaten o kadar da alırız zaten. Dolduruyoruz. Ya bazen 200 kişi geliyorlar. Ya bazen 300 kişi geliyorlar. Peki toplam otelin kapasitesi kaç kişi? 350 kişi aynı anda yatırabiliriz. Kahvaltı her şey buraya. Tabii ki. Tabii ki. Bununla alakalı bizim şeyimiz de var. Salonumuz var. Eğitim salonumuz var. İşte restoranımız ayrıdır. Hepsini aynı anda kahvaltı da yapılabilir, konaklayabilir aynı anda. Eğitim salonumuz var, eğitim de verebiliriz. Şimdi esas meseleye gelelim. Hı. O zaman bir 12 ülkeden vatandaş dediniz sanırım. 11 ülkeden. 11 şu ülkeden. Anda evet, Turizm Folklor Derneği'nin, Yalova'daki bizim faaliyet gösteren derneğimizin düzenlediği etkinlik. Bu çevre belediyelere akşamları işte gösteri yapıyorlar. Onlar bizim şu anda otelimize konaklıyor. Ne kadar süre önce geldiler? Pazartesi günü geldiler. Pazara kadar buradalar. Pazara kadar burada. Peki hangi ülkeler var arasında? Makedonya, Gürcistan, Bosna Hersek. Tek tek sayman biraz zor ama. Ortalama. Ondan sonra kim var başka? Güney Kore, Hırvatistan. Yani dünyanın her bir tabii yanından. Tabii ki. Aynen. Aynen. Vatandaş. Aynen. De nasıl? Onların Kafkasların bizim derneğimizin kendi tercümanları var. Hı hı. Onlar üzerinden yürüyoruz. Peki buranın mutfağını sevdiler mi? Yabancı ülkeden gelenler buraya nasıl? Tabii memnuniyet var. Memnuniyet var kesinlikle. Zaten böyle de bir yerde bulamazlar. Özellikle Yalova'da o yönde de iddialıyız yani. Şimdi demin de ben söylemiştim. Buraya 3 sene önce gelmeye başladık. 99 depremden önce de burada tesislerimize kalırlamış. Organizasyon yapılırmış. Tabii depremden sonra bizim tesislerimizde gecikmesinden dolayı geçti. 2011'de bir faaliyete geçti. Ben geldikten sonra işte son 3 yıldan beri her sene sürekli burada var ki tercih sebebi. Niye? Çünkü bu konseptte Yalova'da böyle bir yer yok. Yani şimdi var otel var. Yok değil ama gelecek burada denizde olacak, gelecek havuzu olacak, işte mekanı olacak. Böyle bir konseptte otel yok. Tercih sebebiyiz yani. Peki geçen sene 15.600 kişiyle rekor kırdığınızı söylemiştiniz. Evet. Bu sene o rakama yaklaştınız mı? Ne kadar hedefliyordunuz? Ama da o rakam Eylül'ün yani, başına kadardır. Hedefliyoruz, egal ederiz. Sonra kadar egal ederiz. Tabii ki.